Merhaba arkadaşlar, hangi bölüm hangi alanda diye bize sorular yönelttiniz. Tabii ki bizler de bunu ÖSYM kılavuzundan ulaşıp sizlere güzel bir video hazırlamak istedik. 10. sınıfta birçoğumuz alanımızı seçti. Kimimiz Türkçe matematik, kimimiz matematik fen, kimimiz Türkçe sosyal, kimimiz dil. Herkes alanını belirledi ve tabii bu alanımızı değiştirebiliyoruz. İleride üniversite sınavına girerken de sayısalcı olduğumuz halde eşit ağırlıktan tercih yapabiliriz. Bunlara da çalışıp her şeyi halledebiliriz. Burada önemli olan şey şu. Bütün bu alanlar acaba hangi bölümler için avantajlı? Acaba hangi bölümlere, hangi derslere çalışaraktan, hangi derslere gayret göstererekten girmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Bir de tabii artık günümüzde teknoloji çok hızlı değişti. Yani eskidenmiş lise mezunu hemen iş buluyor derlerdi bizim çocukluğumuzda. Şimdi eskidenmiş artık üniversite mezunu gibi oluyor. Niye? Çünkü artık dil bilmek, aynı zamanda bilgisayar kullanabilmek, teknolojiyi iyi kullanabilmek. Yani bir Instagram'ı, bir YouTube'u, bir web sitesini rahatlıkla kullanabilmek gerçekten önemli bir bilgi haline geldi. Sosyal medyada bir bilgi, bir donanım sahibi olmak gerektiriyor. Şimdi burada Türkçe matematiğe baktığımızda hukuk, işletme, psikoloji, PDR yani psikolojik danışmanlık, sınıf öğretmenliği, çocuk gelişimi, uluslararası ilişkiler, ilahiyat gibi temel bölümleri görüyoruz. Türkçe matematik en çok tercih edilen alanlardan bir tanesi. Buradaki hukuk fakültesi için zaten birçoğunuz şimdiden belli bir motivasyona sahipsiniz. Ben avukat olmak istiyorum, ben hakim olmak istiyorum diyorsunuz. Ama burada şunu unutmayın, bu okuyacağınız bölümlerin hepsinde eğer kendinizi geliştirirseniz çok mutlu olabilirsiniz. Yani çocuk gelişim bölümünde de, psikoloji bölümünde de, ilahiyat bölümünde de kendini geliştiren, donanımlı bir insan mutlu. Ama kendini geliştirmedin, ben sadece üniversite okudum dedin. O zaman hukuk mezunu olsan gerçekten maddi anlamda ya da manevi anlamda sıkıntı yaşayabilirsin. Matematik fen bölümüne baktığımızda tabii ki zirvedeki bölüm tıbbı görüyoruz. Herkes tıp istiyor zaten. Bütün fen liseleri, Anadolu liselerinde çalışkan öğrenciler, sayısalcılar tıpta tıp diyorlar. Burada tabii ki bunun temel sebebi toplumda doktorlara yönelik ciddi bir saygı var. Hani beni ne doktorlar istedi diye bir cümle vardır yani. Aynı onun gibi doktorlara inanılmaz bir saygı, bir hürmet var. Şimdi dizileri de açıyorsun, doktorlar hep böyle çok süper lüks hayatlar yaşıyor. Ama olayın bir de görünmeyen tarafı var. 6 yıl boyunca ciddi bir eğitim, sonrasında TUS sınavı yani tıpta uzmanlık sınavı. Ardından ciddi stajlar, gece gündüz nöbetler, gerçekten ciddi bir yorgunluk gerektiren meslek. Eğer tıpta çalıştığınız bilgilerin benzerini, yoğunluğun aynısını mühendislik, mimarlık ya da herhangi başka bölümde yaparsanız da ciddi maddi birikim yapabilirsiniz. Yani bunu unutmayın. Ama tabii ki bunun baştan bir, ben doktor olacağım deyince insan baştan bir saygınlık elde ediyor. Güzel bir şey oluyor. Bunun için de şimdiden 10. sınıftan itibaren, 11. sınıftan itibaren mutlaka sayısalda derslerinize iyi çalışmanız gerekiyor. Sözele baktığımızda ise okul öncesi öğretmenliği, radyo, sinema, televizyon, yeni medya, gastronomi, coğrafya, tarih öğretmenliği, iletişim tasarımı gibi biraz daha rahat, biraz daha kolay, keyifli, hatta eğlenceli diyebileceğimiz bölümler var. Burada tabii ki ben televizyonda spiker olmak istiyorum. O yüzden radyo... Hayır, bunu okumana gerek yok. Orada işletme bölümü mezunu olsan da bu işi yapabilirsin. O ayrı bir yetenek gerektiriyor. Burası daha çok kamera arkasıyla ilgili. Ona da dikkat etmenizi isterim. Okul öncesi öğretmenliği çok önemli çünkü artık çocukların eğitimine önem verilen yaş böyle işte ilkokul 1 falan değil. Çok daha önceden 3-4 yaşından itibaren beni arıyorlar mesela. Hocam benim 3 yaşında bir çocuğum var, hangi okula yazdırmalıyım sizce? Şu okul mu, bu okul mu? Ya çocuk 3 yaşında daha insan bile değil yani daha 3 yaş. Ama hayır, çok önemli artık. Niye? Çünkü doğru eğitim, doğru bir bilgilendirme çocuğun geleceğini etkileyebildiğini biliyoruz. Buradaki diğer bölümler zaten son derece keyifli, eğlenceli bölümler. Yabancı ile baktığımızda İngilizce zaten artık hani Türkçe gibi oldu. Herkes bilmek zorunda. Dil bilim, çeviri bilim, mütercim tercümanlık, turizm rehberliği, İngilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliği. Bütün bu bölümlerden mezun olan insanlar sadece bu meslekleri yapmakla değil, başka meslekleri de yapabiliyorlar. Niye? Çünkü dil biliyor. Dil bildiği için mesela eğer bir pazarlama yeteneği varsa, satış yeteneği varsa, ya ben mütercim tercümanlık bölüm mezunuyum, zaten İngilizce, Fransızca biliyorum, aynı zamanda satış yeteneğim de var diyerekten şirketlerde avantajlarla gelebiliyorlar özel sektörde. Genel yeteneğe baktığımızda ise temel yeterlilik testinde yani temel TYT sınavında 150 puan üstü şartı var. Yani 150 puan altı aldıysan maalesef bunlara giremiyorsun. Antrenörlük, beden eğitimi ve spor öğretmenliği. Burada ciddi bir gayret gösterildiğinde iyi bölümler kazanılabiliyor. Ve sonrasında yine bak her meslekte yani beden eğitimi. Hayır hayır, hem sağlıklı bir şekilde yaşıyorsun hem de öğrencilerine özel ders vererekten, öğrencilerine özel kamplar yaparaktan maddi gelir de elde edebiliyorsun bütün bölümlerde. Resim öğretmenliği, müzik öğretmenliği, moda tasarımı, grafik tasarımı, bunların hepsi mesleğini iyi yaptığında maddi anlamda da manevi olarak da mutlu olabileceğimiz meslekler. Bir de 2 yıllık ön lisans bölümleri var. 4 yıllıklara lisans diyoruz, 2 yıllıklara ön lisans diyoruz. Burada TYT'den sınava girmek yetiyor. Ön lisans sağlık bölümü seçerken özel koşulları mutlaka okumamız lazım. Orada bazı hatalar yapmamamız lazım. Adalet Meslek Yüksekokulu. Oradan mesela dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesine geçebiliyoruz. Anestezi, aşçılık, ağız ve diş sağlığı, ilahiyat 2 yıllıktan 4 yıllık ilahiyata geçebiliyoruz. Marka iletişimi, moda tasarımı 2 yıllıktaki popüler bölümler. Hangi bölümden mezun olursanız olun,
İster 2 yıllık ister 4 yıllık hiç fark etmez. Kendinizi geliştirdiğiniz sürece sosyal medyayı, interneti, İngilizceyi çok iyi bildiğiniz sürece bir de üstüne ekstra bir dil. Arapça olabilir, Fransızca olabilir, İspanyolca olabilir, Rusça olabilir fark etmez. Ekstra bir modern dünya dili eklediğiniz sürece gerçekten sizi kimsenin durdurması imkansız. Kimse sizi durduramaz. Başarılı olursunuz bunu unutmayın. Zaten zaman o kadar hızlı değişiyor ki yani ben üniversite okurken öğretmen olacağımı biliyordum ama YouTube'da bu şekilde ders anlatacağımı bilmiyordum. Dolayısıyla çok hızlı değişiyor. Belki yarın bir gün YouTube'da kalmayacak, Instagram olacak. Instagram kalmayacak, ne bileyim bambaşka bir mecra olacak. Dolayısıyla kendimizi geliştirmek, mesleğimizi sevmek gerekiyor. Geleceğin mesleklerine baktığımızda robot teknisyenini tebrik ederim. Yani herhalde robot teknisyeni. Robotlar bozulunca kim yapacak? Robot teknisyeni yapacak. Yapay zeka eğitmeni, veri analisti. Veri analisti çok önemli bir meslek. Gerçekten çok önemli. Şimdi mesela diyelim ki bir sürü veriler var bizde. Bunları iyi yorumlamamız gerekiyor. Mesela sizler bize bir sürü yorum atıyorsunuz. Bu yorumların içerisinde doğru olanları, bunu istiyor çocuk, bunlar da istiyor, öğrencimiz bunu istemiş. Burada böyle bir video yapmamız lazım. Aa videolarda bize şöyle eleştiriler bulmuşlar. İşte çok hızlı konuşuyorsunuz. Bunların hepsini değerlendirip bize sunulması gerekiyor. Bunu yapan kişi veri analisti ve gerçekten birçok şeye yön verebiliyor. Dolayısıyla sizin yorumlarınız bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz zaten. O yorumların değerlendirmesi de değerli. Sadece bizim video için konuşuyorum. Başka sektörlerde bir bankayı düşünün, bir mühendisleri düşünün. Orada çok daha fazla analiz yapmak önemli. Nanoteknoloji mühendisi. Bunu da zaten hepiniz biliyorsunuz. Araştırdığınızda çok değerli bir meslek olduğunu görebilirsiniz. Sosyal medya uzmanlığı da önemli. Çünkü artık sanal dünya diye bir şey yok. Sanal dünya gerçek dünya oldu. Yani işte ben gerçek dünyada Talha'yım ama sanal dünyada Excalibur'um. Öyle bir şey yok. Sen artık gerçek dünyada da sosyal medya adreslerimizde fake hesaplar kullanamıyoruz. Gerçek hesaplarla ilerleyebiliyoruz. Fake hesaplar kullanırsak da hayatımız fake olmuş oluyor. Hiçbir gerçeği yansıtmamış oluyoruz. Dolayısıyla sosyal medya artık demek, sosyal medya demek artık gerçek hayat demek. O yüzden oradaki uzmanlık alanını geliştirmek de bir firma için veyahut da bir mesela devlet için, devletlerin bile sosyal mesela Arap Baharı denen bir olay yaşandı biliyorsunuz. Kuzey Afrika'da Twitter sayesinde başladı. Twitter yüzünden tüm halklar isyan etti ve krallar gitti. Yani sosyal medya dediğiniz şey artık sanal hayat değil, gerçek hayatın ta kendisi oldu. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hadi bakalım şimdi ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yazın. Sizin yorumlarınızın ne kadar değerli olduğunu az önce veri analizini anlatırken söylemiştim. Hadi bakalım. Başarılar arkadaşlar.